Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın, haklısınız ne derseniz. Bakıyorum da bayağı bir gecikmişim, 20 saat. Aleyküm selam. Arkadaşlar çok çok özür diliyorum hepinizden. Çok 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 özür diliyorum. Yoğunluğum var. İnanın var ya, ne deseniz haklısınız. Yetişemiyorum. Oradan buraya, buradan oraya bir türlü gelemedim. Arkadaşımın gözüne bakıyorum, kalkmadı. Misafirim vardı. Canlı yayınım vardı artık en sonunda. Kalk git dedim direkt. Kusura bakmayın artık. Hepinizden çok çok özür diliyorum arkadaşlar. Valla bu sene nasıl bir sınav olacak bilmiyorum ki arkadaş ya. Yemin ederim valla öyle bir garip bir sene oldu ki bu sene. Sınavların çalkantılı olduğu bir dönem. Soruların çalındığı bir dönem. Ve hala şaibeyle ortada gezilen bir dönem oldu arkadaşlar. Bakalım millet Twitter'da etkinlik yapıyor ama ÖSYM'den açıklama var. Yani herhangi bir şekilde olmamış bir hatayan açıklaması vardı biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim bu arada. Estağfurullah demesin. Allah razı olsun. Yayını kaydedeceğim arkadaşlar. Olur. Yani bence de iptal olmasa bu sene bu sınavın kesinlikle ve kesinlikle adam gibi bir şekilde yapılması lazım. Artık bu sene Nasrettin Hoca'nın gibi göle maya çalındı. Yapacak bir şey yok artık yani. Mayayı çaldılar artık. Birileri çaldı. İnsanların aklına şüphe düştü. Şüphe düştüğü için yani ben olsam iptal ederim ama iptal olmaz tabii. Şu saate kadar artık yani olmaz ama sonrasında neler yaşanır? İşte o biraz muamma. Yani şu saatten sonra iptal olacağını ben de tahmin etmiyorum arkadaşlar. Bu saatten sonra ama ben olsaydım yani böyle şeyler var. Yok işte kitapçık yırtıldı, yok açıldı, yok şöyle oldu, yok poşeti önceydi. Milletin yazması, sorular birbirine benziyor yine. Böyle şeyler var. Bilmiyoruz tabii ki. Yani bunları daha çok şey yapar ama yani iptal olmaz artık. Bu saatten sonra iptal olacağını ben de tahmin etmiyorum arkadaşlar ama ben bir kurum başkanı olsaydım ya da herhangi bir yönetici olmuş olsaydım derdim arkadaşlar. Yani en sonunda bu sınavı ya hatta bu sınavın ya bir ay sonrasında yapılması da çok saçma. Gerçekten yani ne bekliyorsunuz? Bir ay sonra sorular zaten aynı birebir. Bir ay sonra yeni sorular hemen hazırlanacak, verilecek, basılacak, şu yapılacak, bu basıl. Mantıklı değil mi? Yani çok mantıksız hakikaten de. Çok mantıksız arkadaşlar. Gerçekten de çok mantıksız. Yani bilmiyorum yani kısa bir zamanda sınav yapmak tekrar hemen bilmiyorum artık. Arkadaşlar yani yorumları kapatacağım biraz da. Önce muhabbet ediyoruz da. Aralarda yazan insanlar da oluyor da işte ne bileyim işte, boş verin siz takmayın kafanızı arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum ön sözüme de söyleyeyim kitabın ön sözü. Sosyal medyaya asla ve asla bakmayın. Sınava çalışan bir insanın kesinlikle sosyal medyadan uzak durması lazım. Bu net arkadaşlar. Bu net. Bunu unutmayın. Yorumları kapatayım. Çok istek var yorumları kapatın diye. Herhalde birbirinizi kırıyorsunuz, üzüyorsunuz herhalde arkadaşlar. Ben bir yorumları kapatayım şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sınav artık bir şekilde yapılacak. Pazar gün, cumartesi ya da pazarda tam olarak hatırlamıyorum. Ayın ikisi cumartesi mi denk geliyor? Pazar gününe denk geliyor. Artık bu sınav yapılacak. Herkes kısmetini alacak. Önünüze bakacaksınız her zaman. Hiçbir zaman geriye bakmayacaksınız. Geriye baktığınız andan itibaren yarı yolda kalırsınız arkadaşlar. Geriye bakmayacaksınız. Artık ne yapacağız? Çok mesajlar aldım. Hocam işte sorular geldi, mahvolduk, bittik falan. Mahvolacak, bitecek herhangi bir şey yok. Siz çalışın, çalışmaya devam edin. Çalıştıktan sonra inşallah gerisi fasafiso. Bu arada da çok yorgunum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Özellikle yayınlara falan çıkamadım. Hem yoğundum, yoğunluğum çok fazlaydı. Okul açıldı. Bizim dergimiz var. Özellikle dergi sezonu çok yoğun geçiyor bizim bu 3 haftamız. Sınavın iptal olması birazdan o yüzden çok hoşuma gitmedi. Çünkü bu arada sizlerle ilgilenemedim doğal olarak. Ama yarın öteki gün arka arkaya deneme paylaşacağım arkadaşlar. Küçük mini denemeler. Yeni deneme de yetiştiremedim. İnanılmaz derecede bir yoğunluğum var. Bu yoğunluğu da bir türlü atlatamadık ama şimdi birkaç şey üzerine konuşacağız. Not alırsınız arkadaşlar. Böyle tahminle neler çıkabilir, neler çıkmayabilir ya da nerelerden gelebilir. Böyle gönlümüzden, kalbimizden kopanları
sizlere söyleyeceğiz arkadaşlar. Çok yoğunluğum vardı. Yoğunluk bitmez artık. Çünkü iyice herkes tarafından duyuluyorsunuz, tanınıyorsunuz. Herkes sizden bir şey bekliyor. Beden eğitimi öğretmenleri sizden bir şey bekliyor. DYK kursları, sorunları. Bugün en azından arkadaşlar 10 tane sorun aldık yani. Hocam, Milli Eğitim Müdürümüz DYK açmıyor. İşte egzersiz yaptırmıyorlar. Şu, bu diyerek hepsi illaki sıkıntı var. Ama çözeceğiz inşallah bu şeyi. Niye kurduk siteyi, dergiyi? Sorunlarımız çözülsün diye, özlük haklarımız hallolsun diye. İnşallah çözeceğiz. Şimdi bu sene nerelerden gelebilir? Bakın, kitabın ilk başında, geçen yıl kitabımın en başında soru vardı. O çıktı mesela. ÖSYM'de ilk insanlar hangi etkinliği yapmıştır diye. Ben de hemen yazmışım zaten: koşma, atlama, tırmanma. Bunlar, bakın, ilk soru basit dediğimiz yer, ilk cümle, kitabın ilk cümlesi arkadaşlar. İlk paragrafı, benim kitabımın ilk paragrafında çıkan soru. Konu anlatımda 66 tane yerini yakaladık. Yani sorunun yerini yakaladık arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ciddi bir rakam. Sormadık. Soru olarak sormadık. Mesela ilk baştaki soruyu hiç tahmin etmedik. Hepimiz tahmin. Yani ilk insan yaptığı etkinlik. Yani o da koşma yazıyor. Bakın, kitabım da burada. Geçenki kitabım da burada. Bu yıl kitabım da burada. Atlama, koşma, koşma, atlama ve tırmanma gibi etkinlikleri yapmıştır diyor. İlk o soruldu. Bu sene neler gelebilir? Emrullah Efendi gelebilir arkadaşlar. Emrullah Efendi'yi önemsiyoruz, biliyorsunuz. Beden eğitiminde müfredatı ortaya çıkardı. İlk müfredatı ortaya çıkan insan arkadaşlar. Ortaokullarda, liselerde, sultanilerde müfredatı ortaya koydu. İlk beden eğitimi, bu gelebilir. Önemli bir şahsiyet. Ondan sonra Selim Sırrı Tarcan geçen yıl geldi. Bu yıl da gelme ihtimali var. Yani Ali Faik Üstün İdman da var. İlk beden eğitimci, biliyorsunuz, Ali Faik Üstün İdman. İlk beden eğitimi öğretmeni. Selim Sırrı Tarcan onun öğrencisidir. Bunu da unutmayın. O gelebilir. Ondan sonra John Friedrich Simon var arkadaşlar. Alman jimnastiğiyle Yunan jimnastiğini müfredat programlarına yerleştiren insan. Yani çünkü sonuçta birçok isim geliyor. Geçen gün soru yayınlamıştım arkadaşlar. Plantroplar diye. Plantroplar. Bu plantroplar Jean-Jacques Rousseau'nun eğitim anlayışını ortaya koyup onun eğitim anlayışını geliştiren kişilerdir. Herkes işte Bossoy'du herhalde. Sadece o şey, Basedow. Basedow işte plantrop. Hayır arkadaşlar, sadece Basedow değil. Gatmus, ondan sonra Frederick Chan vardı. Bunlar hepsi o okulda yetişmiş insanlar. O okulda yetiştikleri için de arkadaşlar bunlar plantrop olarak geçiyor. Hatta Gatmus'un kitabı da Gençlik Yılları diye bir kitabı olması lazım. Geçen Jean-Jacques Rousseau'nun ikinci çıktı, biliyorsunuz, kitap verdi. Şimdi bunların tüm özellikleri aynı arkadaşlar. Hepsi beden eğitimini açık havada etkinlik olarak görüyor. Güzel bir etkinlik olarak görüyor arkadaşlar. Yapılan etkinlik olarak ve askeri düzeyde yardımcı olsun diye yapılan etkinlikler olarak görüyor. Bunların hepsi. Bunları ayırt etmek aynı geçen yılki gibi, verildiği gibi kitaplarıyla ayırt edebilirsiniz. İşte birisi Gençlik kitabını çıkarmış. İşte Jean-Jacques Rousseau Emily kitabını çıkarmış. Yoksa bu soruyu asla ve asla ayırt edemezdiniz. Bundan kaynaklı arkadaşlar oraya küçük nüanslar ekliyor. Ben de sorduğumda çoğu kişi, herkes işte, yok Basedow olması lazım, biz Basedow diye okuduk. Yok, Basedow değildi arkadaşlar. Basedow da bir plantrop ama yani Gatmus'tu. John Frederick Gatmus'tu arkadaşlar. Beden eğitimin ilk modern kurucusu. Bakın, bu çok önemli. İlk modern kurucusu ve gençlik kitabı var bunun arkadaşlar. Gençlik kitabı da bizim sorunun cevabını yapabilmemiz için önemli bir tüyo. Bunu da not alırsınız. Bu da gelebilir arkadaşlar. Alman jimnastiği vardı arkadaşlar. Onu söyledik. Alman tornan jimnastiği diye geçiyor. Bu da Ludwig Can tarafından arkadaşlar. Belki de bu da gelebilir. Tornan jimnastiği. Ya yani farklı bir olay. Çünkü her sene yaklaşık olarak 10 ya da 15 soru bizim kaynaklarımızın dışında, 10 tane soru bizim kaynaklarımızın dışında bulunan sorular oluyor.
Ha, zaten bizim kaynak, ben dediğim gibi 66 tane soruyu yakalamışsın. Kaynağında var. Geri kalanlar ise işte makalelerden ya da çok uç köşelerden ya da basit diyebileceğimiz küçük nüanslardan çıkıyor. İşte mesela geçen yıl ilk çıkan şey sormadık soru. Beden eğitimi şey ilk insan ilk faaliyeti nedir? Atlama, koşma. Bu çıktı mesela arkadaşlar. Bu koşma çıktığı için biz basit bir şey çalışma bile gereksinim duymadığımız şey bir anda karşımıza gelebiliyor. Bunlar gelebilir. Gatmız da önemli bir insan. O da gelebilir. Beden eğitimi modern kurucusu. Not alın. Elinizde kalsın arkadaşlar. İlk beden eğitimini müfredatta uygulayan ülke ise Danimarka. Bu da çok önemli arkadaşlar. 1814'te Danimarka ilk olarak beden eğitimi derslerini müfredata koymuş, okullara yerleştirmiş. Belki hani Danimarka'dan, çaresinden başka bir şey sorulabilir. Aklınızda olsun. Bu da Emrullah Efendi'yi söyledik. Emrullah Efendi çok önemli bir şahsiyet. Türkiye'de beden eğitimi gelişmesinde rol oynayan önemli şahsiyetlerden Emrullah Efendi, Ali Faik Üsküdar ve Selim Sırrı Tarcan. Bunlar gerçekten de ülkede beden eğitimini geliştiren insanlar arkadaşlar. Clark Harrington'un beden eğitimi tanımlama aşamaları var arkadaşlar. 4 tane: organik eğitim, psikomotor eğitim, karakter eğitimi ve zeka eğitimi. Belki bunun dördü sorulur, bir tanesi sorulmayabilir. Farklı soru olarak gelebilecek bir soru kaynağıdır arkadaşlar. Bu gelebilir. Bunu da not alın isterseniz. Sporun tanımları biliyorsunuz arkadaşlar. Yarışma, spor, ne bileyim işte egzersiz. Bunlar daha önceleri çıktı. Farklı tanımlamaları var. Bunlar gelebilir. Hepsi literatürde geçiyor. Literatürde geçtiği için yani bir kavramı bizim arkadaşlarımız şöyle. Örnek olarak benim daha önce sordum da beden eğitimi boş zamanları değerlendirme faaliyetidir. Bize üniversitede hep şu öğretildi. Boş zamanlarını değerlendirme. Neydi? Rekreasyon. Hayır arkadaşım. Rekreasyon tek başına öyle bir kavram değil. O yüzden ne yapıyoruz? Hepsinde sporda da boş zamanları değerlendirme var. Beden eğitiminde de boş zamanları değerlendirme var. Rekreasyonda da boş zamanları değerlendirme var. Sen boş zamanlarını değerlendirme diye aklında kodlarsan yandın. O yüzden ne yapacaksın? İçeriye devam edeceksin. İçeriğin öncüllerine bakacaksınız. Yani bir tane yaptığımız hatalardan bir tanesi A şıkkını gör, tamam hemen okuduk, A şıkkı doğru değil. O yüzden ne yapacağız? İçeriği dikkatli okuyacağız. Dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz. Sporun çeşitli tanımları var. Bunları da şıkkı bir hızlı geçeceğim arkadaşlar. O yüzden bu sene asıl benim her sene beklediğim soru şuydu. Yani sporun genel amaçları, sporun özel amaçları, beden eğitiminin genel amaçları, beden eğitiminin özel amaçları. Ya bunlardan muhakkak bekliyordum illa çıkar diye ama inanın hiç çıkmadı. Yani ne garipse gerçekten de çıkmadı. Enteresan bir şey ama bu sene bu tarz bir şey bekliyorum. İnşallah gelir de sizler de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Rekreasyon tanımını kaçırmayın arkadaşlar. Bak bunu tüy olarak verdim. Rekreasyonun tanımı önemli. Unutmayın. Rekreasyon arkadaşlar kendini yenileyen, dinlendiren ve gönüllü olarak yapılan faaliyetlerdir. Boş zamanlarını değerlendirme faaliyeti olarak tek başına geçmez. Yenileyen kelimesi olması lazım. Dinlendiren olması lazım arkadaşlar. Bunlar önemli tüyolar ve gönüllü olarak yapılan faaliyetler. Bunu da unutmayın. Belki bu sene rekreasyon gelebilir. Tüy olarak alın arkadaşlar. Beden eğitiminin baktığımızda arkadaşlar genel amaçlarını da demiştim. Özel amaçları. Şey de gelebilir. Hani ilk yıllarda şöyle beden eğitiminin faydaları çıkmıştı. Hatırlarsanız paragraf şeklinde verildi. Beden eğitiminin faydalarından biri değildir. Tanımlarda paragrafta geçen konulardan biri beden eğitim faydalarından biri değildir. Bu sefer de bilişsel, psikomotor ve duygusal amaçlardan biri değildir. Ya da bilişsel amaçlarıdır, psikomotor amaçlarıdır ya da duyusal amaçlarıdır diye yüzde hani bir dilim vermeyelim ama gelme ihtimali çok yüksek. Paragraf şeklinde verilir. Hangisi yoktur denir ya da 1-2-3'lerde verilebilir. Bir kısa 1-2-3 verilir. Hangisi hangisidir? Bilişsel amaç ya da psikomotor amaç ya da duyusal amaç olarak verilebilir arkadaşlar. Zaten beden eğitiminin amaçlarını biliyoruz.
Bunu da tek tek hepsini tekrardan açıklamayalım. Fiziksel amaçlar var, zihinsel amaçlar, psikomotor motor faydaları, ekonomik faydaları belli olmaz yani. Şu basit soru diyoruz ama beden eğitimi spor arasındaki fark da gelebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz burada en önemli şey beden eğitimi meslektir. Spor şey beden eğitimi meslek değil de spor bir meslektir. İşte bakın bu fark önemli bir fark. Biz beden eğitimi meslek olarak gördüğümüz için yani beden eğitimi öğretmenlik mesleğidir. Bak bu bizi çok düşürebilir. İnanın bunu cuk diye düşebilirsiniz. Beden eğitimi zaten çoğunluğu sorduğumuzda ben sorduğumda herkes hocam beden eğitimi meslek değil mi? Beden eğitimi meslek değildir. Beden eğitimi bir öğretmenlik meslektir. Beden eğitimi bir faaliyettir arkadaşlar. O yüzden bunu unutmayın. Ama spor bir meslektir. Sporcu para kazanıyor. Meslek yani. Ne olursa olsun işte her şeyi kazanıyor vesaire para kazanıyor. Bu artık bir meslek haline gelmiştir. Bunu da kitabımda özellikle belirttim. Bilinçlerden gelebilir. Hareket bilinci var. Vücut bilinci var ve uzaysal bilinç. Bunlar ritmik bilinç, kinestetik bilinç var. Bunlar da gelmedi arkadaşlar. Hiç bu zamana kadar bu senenin farklı sorulardan olarak bunların gelme ihtimali var. Kitabımı alan arkadaşlar varsa bunlar burada geçmekte. Zaten her sene bir oyun geliyordu. Geçen şeylerde o oyun tarzında bu sene de yani işte gökbörü olabilir, kızbörü olabilir. Mızrak oyunu var. Mızraktan pek şey olmaz ama gökbörü, BG bu üçü birbirine karıştırılan bir oyun arkadaşlar. Bu üçünden biri belki bu sene karşımıza gelme ihtimali var. Şunu da belirteyim. Eski Türklerde beden eğitimi ve antrenmanla ilgili 3 tane kaynak var arkadaşlar. Belirtilen bunlar Ergenekon, Manas ve Oğuz Destanları. Oğuz Kağan Destanları. Bunlar da beden eğitimi antrenmanla ilgili kanıtlar mevcut arkadaşlar. Kayıt altına alınmış. Bunu da unutmayalım. Eski Türklerin yaptığı sporlar da çıkabilir karşımıza. Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerin yapmış olduğu sporlardan biri değildir ya da 1 2 3 de verilebilir. Bu tarz gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi gökbörü, BG ve kızbörü üçünü karıştırılıyor. Karıştırmasının sebebi de birbirine çok yakın arkadaşlar. Bu yüzden atları üzerinde kızbörü işte bir kızın peşinde erkekler koşuyor. Yakalayan işte kızı evleniyor. Ya da kız sevdiğine yaklaşabiliyor bu şekilde bir oyun. Gökbörü var arkadaşlar. Gökbörü de oğlakla oynanan bir oyun. Adı üzerinde oğlak oyunu. İkinci ismi oğlak oyunu. Oğlakla oynanıyor. BG oyunu da arkadaşlar. Yine bir kızın binlerce talibi oluyor. Bunu şey yapabilmek için tüm adaylara şans tanıyabilmek için yapılan bir oyun. Bunlar gelme ihtimali yüksek. Okçulukta özellikle Osmanlı ve diğer okçuluk olsun arkadaşlar iki türü var. Belki bununla ilgili de bir soru gelebilir. Menzil okçuluğu ve hedef okçuluğu. Bunların gelme ihtimali var arkadaşlar. Kayak önemli. Kayak Osmanlı'da, eski Türklerde Osmanlı'da demeyeyim, çana olarak geçiyor. Daha önce biliyorsunuz çevgen poloydu arkadaşlar. Çöyen, çevgen hepsi aynı. Poloydu. Şimdi kayak belki gelebilir karşımıza ve şu çok güzel seyirtmenlik. Seyirtmenlik arkadaşlar koşu. Yani bu aklınıza bak Osmanlı'da eski Türklerde de seyirtmenlik dediği zaman bu bizi şaşırtabilir, yanıltabilir. Gelme ihtimali var ve güreşte özellikle Divan Lügat-ı Türk'te geçen bir kelime var arkadaşlar. Çalış ve çelme. Güreş kelimeleri. Bunlar tüyolar. Çalış ve çelme. Kitapta zaten bunları belirttim koyu bir şekilde arkadaşlar. Karşımıza çıkabilir. Futbolla ilgili bir sıkıntı var. Yani tepik oyunu bugüne kadar futbol olarak alınıyordu. Ama bir 10 yıl öncesine kadar bir hocamızın araştırma yapmış. İşte tepik oyunun badmintona benzediğini ortaya çıkarmış. Bence bu ihtilaflı bir konu. İhtilaflı bir konu olduğu için bunun geleceğini tahmin etmiyorum tepik oyununu. O yüzden bunu direkt es geçebilirsiniz. Tepik gelse ya badminton'u koymazlar ya da futbol koymazlar. İkisini bir arada koydukları zaman çünkü hoca ortaya bir görüş atmış. Bunun kesinliği daha netleştirilmemiş. Bana soru geliyor. Çok soru geliyor hocam işte kaynağın biri almış. Ya ben ilk başta sormuştum. Ondan sonra o soruyu kaldırdım. Denememin birinde sormuştum. Çünkü insanların kafasını karıştırmaya gerek yok. O yüzden soruyu kaldırma ihtiyacı duydum. Bu da gelebilir. Osmanlı Devleti'nin sarayın ve padişahın desteklediği sporlar.
Yani önemli bir yer bence. Özellikle güreş, atıcılık, binicilik, avcılık, okçuluk ve cirit oyunları. Bunlar sarayın desteklediği oyunlar. Farklı bir branş verir arkadaşlar. İşte seyirtmenlik verebilir. Sarayın desteklemediği bir oyun. Bu gelebilir. Aklınızda olsun. Ve benim her zaman yani 3 yıldan beri de gerçekten aha bu soruyu bu sene soracaklar. Şimdi soracaklar dediğim sorum da ilk spor kanunu arkadaşlar. Kanunu rimat. Bakın bunu not alın. Gerçekten bu da çok önemli. Özellikle not alın dediğimi. Kanunu rimat arkadaşlar önemli bir kanun. İlk spor kanunu olarak geçiyor. Ve atıcılıkla ilgili. Şöyle sorabilirler. Ben iki türlüsünü hatta üç türlüsünü sordum kitabımda. Kanun-ı Rimat olarak geçen ilk spor kanunu aşağıdaki branşların hangisiyle ilgilidir? Bakın çok güzel bir soru. Tam ÖSYM'lik bir soru. Biliyorsunuz dahalıcılar, bamyacılar diye geçti. Hangi branşlar? Cilt, atlı cilt diye geçmişti arkadaşlar hatırlıyorsanız. Bu da öyle. İlk spor transferi nerede yapılmıştır mesela? İkinci Beyazıt zamanında yapıldı ama yine atıcılıkla ilgili onlarla yapılmıştı sanırsam arkadaşlar. Bu da var. Bu da gelebilir. Bu kanun rimatı özellikle not almanızı istiyorum. Bu sene gelebilme ihtimali çok 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 yüksek bir şey. Tabii biz gelecek diyoruz ama yani Kerem Hoca'nın sözü ÖSYM değil arkadaşlar. Bakın bunu her zaman söylüyorum. Arkadaşlar diyor hocam ya soru yakalamışsın ama işte neresi mi? Lan soru yakalasak birbirine benzese ondan sonra burada ÖSYM bizi alır götürür. Öyle değil mi arkadaşlar? Tam birebir aynı soru. Tabii birebir aynı sorularımız var. Tamamen birebir. Yani tüm soruların aynı oldu ama şıkların farklı. 60 tane soru, 49 tane sorumuz bu şekilde. Birebir benzer ve çok yakın sorular. Sorunun içeriği verilmiş. Önemli soruları yakaladık. İnşallah bu sene de ciddi şeyler yakalamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Soru çok çünkü çoğalttım. Havuz çoğaldı arkadaşlar. Soru yakalamanın havuzu çoğaldı. Adam diyor ki ya hocam diyor 5000 tane soru sorma. Bırak da o kadar yakala. Lan mübarek işte ne güzel. 5000 tane soru yakalıysam al çöz. Yani bu kadar basit ya. Niye bu kadar bir şey desin ki anlamıyorum yani. Bu kitap senin için çıktı. Al da çöz işte. Ben senden fazla para diyorum. Söylüyorum ya konu anlatımı bana 72 bin lira geldi arkadaşlar. 72 bin liraya geldi. Ben bunu size kaça veriyorum? Kendi sitemde 105 lira. Yani düşünün ya ne para kazanıyoruz? Para mı kazanması? Bunlar para mı arkadaşlar? Milletin kazandığı paralar belli ortada. Neyse konumuza dönüyorum. Sinirlenmeyeyim gene. Gene bırakın salıverin küçük enişteyi. Sinirlenmiyorum. Osmanlı'da okçuluk faaliyetleri, menzil atışları, puta ve zarp atışları arkadaşlar önemli. Gelme ihtimali var. Ben sadece bugün çıkabilecek yerleri söylüyorum. Matrak konusu çok önemli arkadaşlar. Eskrim. Unutmayın. Matrak, eskrim. Bunlar birbirine gelir. Cündillerle ilgili bir soru sormuştum. Bakın arkadaşlar bu da gelir. Cündiler at üzerinde gösteri yapan askerler arkadaşlar. Yani at üzerinde gösteri yapan ve iyi at binen, iyi atla hareketler yapan, özellikle rahvan atlarını koşturan önemli, çok çok önemli bir birlik cündi. Gittiği her yerde ün salıyor. İşte gidiyorlar Viyana oradan o her tarafı geziyorlar. Ordudan önce giriyorlar. Gösteriler yapıyorlar. Tabii bu çok önemli. Cündiler arkadaşlar ve çok yetenekliler. Rahvan atlarını koşturan, at üzerinde gösteriler yapan önemli birlik olduğu zaman cündi diyeceğiz arkadaşlar. Bu da aklımızda bulunsun. Cirit konusu gelmişti. Lahanacılar ve bamyacılar. Bakın az önce söyledim. Lahanacılar, bamyacılar dedim. Kanun rimatta da gelebilir. Kanun rimat hangi branşta yapılmıştır? Atıcılık branşında. Lahanacılar, bamyacılar verildi. Hangi branş olduğu soruldu. Atlı cirit, cündiler de öyle arkadaşlar. Verilir. Gösteri yapan, yetenekli, rahvan atlarını koşturanlara ne denir diye arkadaşlar. Ya da Osmanlı döneminde verilen isim nedir denir. Bu da cündi. Unutmayalım. Kalsın. Alay topu dediğimizde bildiğimiz futbol 50-100 kişilik arasında kalacak. Yaya koşusu arkadaşlar. Bu da önemli. Peyk ve şatır. Bakın cümleler belli. Anahtar cümlede. Peyk ve şatır dediği zaman arkadaşlar yaya koşusu. Bildiğiniz normalde postacılara o zaman postacılar zamanında postacı deniyormuş bundan arkadaşlar. Haberci. Haber uçuruyor. Sağa sola gidiyor. Peyk ve şatır bu iki isim birlikte gelebilir. Evet, yaya koşusu olarak yapan ve birinci gelenlere ödül verildiği,
yarışmalarında pek ve şatır olarak adlandırılan şey yaya koşusu ya da işte pek ve şatır ikisi bir arada gelebilir arkadaşlar. Gürz kaldırma bu da önemli. Özellikle törenlerin bağlantı gitti. Çok özür dilerim. Ekrana bildirim geldi. Ondan dolayı dondu. Topuz ve Bostoğan isimli gürz kaldırma arkadaşlar. Bildiğin halter kaldırma gibi onun gibi bir şey diyemem. Spor ve törenlerde kullanılan bir savaş aracı. Sert bir kaldırıp birbirlerine vurarak veya şey yaparak yapılıyor. Spor amaçlı yapılıyor. Bu da karşımıza gelebilir. Aklımızda olsun. İlk sene jimnastiğin Osmanlı döneminden itibaren, şey beden eğitiminin Osmanlı döneminden itibaren isimleri sorulmuştu. İlk ismi arkadaşlar jimnastik. Bunu unutmayalım. İlk ismi jimnastik. Ondan sonra riyazat-ı bedeniye denmeye başlandı arkadaşlar. Bu da Mektebi Harbiye'de geldi. Riyazat-ı bedeniye adlı ders programı. Unutmayın, beden eğitimi olarak anıldı ve beden eğitimi artık Osmanlı'ya girmeye başlamış oldu arkadaşlar. Jimnastik, terbiye-i bedeniye ve beden terbiyesi ve beden eğitimi olarak sıralaması, kronolojisi de bu şekilde. Jimnastik, terbiye-i bedeniye, beden terbiyesi ve beden eğitimi olarak. Riyazat-ı bedeniye ilk müfredattır arkadaşlar. Mektebi Harbiye'de konuldu. Bunu da unutmayın. İlk müfredat. Unutmayın arkadaşlar. Beden eğitimi dersini ilk defa müfredata konulması Riyazat-ı Bedeniye adlı müfredatta ders programına dahil ederek konulmuştur. Aklınızda olsun, müfredat ders programı ilk diyen Riyazat-ı Bedeniye. Mektebi Harbiye'lerde Fransızlar tarafından verilen eğitim sonucunda beden eğitimi dersinin programa dahil edilmesi aşağıdaki programlardan hangisiyle gerçekleştirmiştir denildiğinde Riyazat-ı Bedeniye diyebiliriz arkadaşlar. Önemli bir lise var. Galatasaray Lisesi, yani Mektebi Sultani. Unutmayın arkadaşlar, sporun gelişmesinde öncülük etti. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Önemlidir. Robert Koleji, Mektebi Sultani, ondan sonra Kuleli İdeası ve Bahariye Mektebi gibi bunlar da spor ve jimnastikte öncü okullar. Mektebi Tıbbiye, bu da öncü okul arkadaşlar. Belki böyle bir soru gelebilir. Hangisi beden eğitimi dersinde öncü okullardan biri değildir ya da beden eğitimi müfredata almayan okullardan biri değildir diye karşımıza gelebilir arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Başka ne gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü tarihten bir soru gelecek illaki. Ha, ilk branş jimnastik. Unutmayın arkadaşlar, ilk branş olarak da jimnastik. Osmanlı Devleti'nde branş olarak da modern olarak 1839'da ilk defa Tanzimat Fermanı'ndan sonra jimnastiklere artık bir beden eğitimine geçiş başlamış. Peki arkasında hangi branş var? Eskrim. Jimnastik, eskrim. Bakın bu da gelebilir. Arka arkaya beden eğitimi dersi hangi branşlarla başlamıştır ya da idarelere, sultanilere, mektep, lise, şey ortaokullara hangi branşlar olarak gelmiş? Birincisi jimnastik, ikincisi eskrim arkadaşlar. Bunu unutmayın. Arkasından futbol geliyor, tenis geliyor, kürek geliyor, yelken geliyor, basketbol. Bakın farklı branşlar, dikkat ettiyseniz futbol, tenis, kürek, yelken ve basketbol. Bunların sebebi ise sporu azınlıklar yapıyordu arkadaşlar. Dışarıdan geldiği için bunlar ülkeye sporu yavaş yavaş yerleştirdiler arkadaşlar. Ondan sonra bizde bir kültür haline gelmeye başladı. Osmanlı Devleti'nde ilk kulüp. Belki karşımıza gelebilir. Branşı da sorulabilir arkadaşlar. İlk kulüp Imperial Yachting and Boating Club. Bu arkadaşlar ve su sporları. Unutmayın. İlk spor kulübü ismi verilebilir ya da su sporları denip direkt ismi de sorulabilir. Spor yapmak amacıyla modern anlamda kurulan ilk spor kulübü. Bu alın arkadaşlar. Önce bu kuruldu. İlk spor kulübü arkadaşlar. Türklerin kurduğu, tabi bunu azınlıklar kurdu arkadaşlar. Başkanı da
Amiral Harbut Paşa'ydı arkadaşlar. Türklerin kurduğu ise arkadaşlar biliyorsunuz siyah çoraplılar. İlk Türklerin kurduğu spor branşta Kadıköy'de birkaç genç toplanmışlar. Siyah Çoraplar adında kurmuşlar arkadaşlar. Bu da ilk Türk spor kulübü. Diğeri Osmanlı'da ilk spor kulübü. Unutmayın, karıştırmayın. Osmanlı'da ilk spor kulübü Yachting and Boating Club arkadaşlar. Şey ise Türklerin ilk kurduğu ise arkadaşlar siyah çoraplılar. Bunları aman ve aman birbiriyle karıştırmayın. Gelebilir gelmez diye bir şey yok arkadaşlar. Gelmez dediğimiz şeyler geldi. Ya inan hakikaten de çok basit dediğimiz şeyler koy. Yani zaten kısmetinizde varsa bu iş muhakkak olur arkadaşlar. Özellikle ben bugün beden eğitimi sporun temellerini nereden çıkarıyorum? Çünkü buradan 10 soru çıkıyor. Önemli bir yer. O yüzden burayı bugün girdim. Yani inşallah ya, sorularla sizleri destekleyeceğim. Yapamadım. Yorgunum da. Çok da yorgunum. Bu saatte geldim. Yayına da geciktim. Çok çok özür diliyorum tekrardan arkadaşlar. Beşiktaş Kulübü biliyorsunuz arkadaşlar ilk jimnastik kulübüdür. Türkiye 1903 yılında kurulan. Eğer kronolojik sıralama verirse unutmayın belki gelebilir. Belli olmuyor çünkü beden eğitimi kronolojik sıralaması verildi. Spor anlamında da Beşiktaş Kulübü 1903 arkadaşlar. 1905 Galatasaray Kulübü biliyorsunuz. Mektebi Sultani Galatasaray Lisesi aklınıza gelsin. Mektebi Sultani Galatasaray Lisesi. Aklınızda olsun arkadaşlar. 1907 Fenerbahçe. 1907 Fenerbahçe Beşiktaş'ınki 1903 dedik futbol kulübü değil. Jimnastik kulübü. 1903 Beşiktaş Jimnastik Kulübü. 1905 Galatasaray. 1907 Fenerbahçe Spor Kulübü kurulmuştur. Önemli bir şey daha. Milli Olimpiyat Cemiyeti arkadaşlar. Selim Sırrı Tarcan'ın girişimleriyle kurulmuş ve önemli bir birlik bizim için arkadaşlar. Başkanlığı da Ahmet İhsan Tokgöz yaptı. İlk başkanı da bu arkadaşlar. Milli Olimpiyat Cemiyeti diye geçiyor. Bu da Türk sporunun dönüm noktası. Ya öyle diyelim, aklınızda kalsın. Bu da hani sıralama sorulursa bu ilk başta. Unutmayın, bir cemiyet haline gelmesi, bir birlik haline gelmesi Milli Olimpiyat Cemiyeti ile oldu arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Arkasından İstanbul Futbol Birliği ilk federal örgüt. Osmanlı'da kurulan federatif yapıyla oluşturulan ilk örgüt arkadaşlar. Birçok branşın katılımıyla geliyor arkadaşlar. Unutmayın birleşiyor. İstanbul Futbol Birliği. Bu da önemli bir yapı. Belki şeyde de çıkabilir bu. Spor yönetimi de geliyor. Çünkü spor yönetimin de konusu iç içe. Bazı konular iç içe arkadaşlar. Egzersizde sorduğunuzu antrenman bilgisini de karşınıza çıkabiliyor. Egzersiz bilgisini sorduğunuzu beslenmede de karşınıza gelebiliyor. Bu da çok önemli bir şey arkadaşlar. Daha sonra İstanbul Futbol Birliği dedik. İlk federatif yapı arkadaşlar. Ondan sonra İstanbul Futbol Kulüpler Ligi'ne kapanıyor. Ondan sonra ne yapıyor? İstanbul Futbol Ligi'ne oluyor. Ondan sonra Pazar Ligi oluyor. Ondan sonra Cuma Ligi oluyor arkadaşlar. Daha sonra da hepsinin birleşimi de Türkiye İdman Cemiyeti yani TİCİ kuruluyor arkadaşlar. Unutmayın. Ola ki sıralaması gelirse Milli Olimpiyat Cemiyeti, İstanbul Futbol Birliği, ondan sonra İstanbul Kulüpler Birliği oluyor. Pazar Ligi, Cuma Ligi ve en son da TİCİ. Belki bir kronolojik sıralaması gelirse arkadaşlar Türkiye İdman Birliği diye en son sırada bu yer alıyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti gayri resmi olimpiyatlara katılması arkadaşlar 1908 Londra Olimpiyatları. Gayri resmi olarak Alekhine Mulos herhalde oydu. Alekhine Mulos katılıyor arkadaşlar. Bunu çağırıyorlar Osmanlı Devleti adına jimnastik dalında. Bakın o ÖSYM böyle soruyor işte. Diyor ki ya ben sizin dikkatinizi alacağım. Tamam ben ismi ezberlemeyin diyor ama bu ismin yer aldığı branşı. Çünkü daha önce dikkat ederseniz geçen mi ondan önceki soruldu. Kadınlar soruldu. Eskrim sorusu arkadaşlar. Kadınlarda ilk kadınların katıldığı branş soruldu. İlk kadınların katıldığı branş. Kadınların ismi sorulmadı dikkat ederseniz. Yani ben de öyle tahmin ediyorum. İsim soruları şimdiki aşamalarda sorulacak sorular değil. Ama branş çok önemli bir şekilde soruluyor.
branş yani işte katıldığımız ilk gayri resmide katıldığımız branş gelme ihtimali çok yüksek. İlk sporcumuz verilir. İsmi de verilmez belki Alekumunos diye. Çünkü çağrışım yapmasın diye. ÖSYM böyle yapar arkadaşlar. İsmi verdiği zaman çağrışım yapabilir. Sen isimle kodlayabilirsin. ÖSYM bunu düşünüyor. Yani soruyu hazırlayan hocalar diyor ki yani bunu böyle düşünebilir. Biz isim vermeyelim. Sadece gayri resmi direkt böyle der. Osmanlı Devleti'nde gayri resmi olarak katıldığı olimpiyatlarda ilk olimpiyat aşağıdaki hangi branşlardan katılmıştır? Hangi branşta katılmıştır diye gelir. Nedir arkadaşlar? Jimnastik. Atlamaydı sanırsam. İple tırmanmaydı. Özür dilerim. İple tırmanıyordu arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti ilk resmi olimpiyatı ise 1912 Stockholm. Evet arkadaşlar. Bu da yine atletizm. Bu da atletizm branşında. Özür dilerim. O jimnastik. Burada da 1500 metre vardı arkadaşlar. Ve Decathlon Pentathlon'da mıgır mıgır yani. Unutmayın aklınıza olsun. Papaz Vahram ve mıgır mıgır yan arkadaşlar. Bu da ilk resmi 1912 Stockholm. Bunun gelme ihtimali de var. Bunu da cebinize koyun arkadaşlar. Az önce söyledim. TİCİ dedik. TİCİ de ilk çoklu spor örgütü arkadaşlar. İlk çoklu sporlu örgüt. Bu da aklınızda kalsın. TİCİ 21 branşın birleşmesiyle, 21 kulübün birleşmesiyle oluşuyor. Birçok branş var. İlk başkanı Ali Sami Yen. Arkadaşlar bu önemli. Bu bilgi verilebilir. Öncül olarak arkasından hangisidir denebilir. Bu da aklımızda kalsın. Karşımıza çıkabilir. Osmanlı Devleti bitti. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk katıldığı olimpiyat 1924 Paris Olimpiyatları. Ben bu soruyu çok farklı 3-4 şekilde sordum arkadaşlar. İşte bir Osmanlı'da Türkiye Cumhuriyeti'nin katıldığı ilk olimpiyat 1924 Paris. Arkasından hangi branşlar vardır? Bunları sordum. Türkiye Cumhuriyeti'nin katıldığı ilk branşlarda aşağıdakilerden hangisi yoktur? Çünkü sonuçta 5 branşta katılmıştı arkadaşlar. Futbol, atletizm, bisiklet, bisiklet, eskrim, güreş ve halter. Bir de futbol vardı. 7 branş olmuş arkadaşlar. Özür diliyorum. Atletizm, bisiklet, eskrim, güreş, futbol ve halter. 6 branşta katılmış. Bunu unutmayın. Bu branşlardan birisi gelebilir. Öncül de verebilir. 1, 2, 3, 4 diye verebilir. Ben hepsini sordum. 1, 2, 3 öncüllü sordum. Ondan sonra aşağıdakilerin hangisi değildir diye sordum. Eşleştirme gelebilir. Bunlardan birisi katılmamıştır. Hepsini sıralayabilir de. Karşımıza gelebilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu da karşımıza gelebilir. Bunlardan hangisinde yarışmamıştır diye gelebilir arkadaşlar. Ve bir de şu önemli. Ben kitabımda sordum. Kadın olarak sorulduğu için belki değer verebilir hocamızın derdi. Türk kadını ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde atletizm branşında spor yapmıştır arkadaşlar. Unutmayın sahalarda yarışmıştır. İlk defa atletizm. Bu da önemli. Olimpiyatlardaki kadınları sormuştu hatırlıyorsanız eskrim branşında. Bu sefer de sorabilir. İlk olarak hangi branşlarda sahalarda gözükmüştür ya da işte spor olarak yapmıştır derse arkadaşlar atletizm. Bunu unutmayalım. Arkasından kürek, tenis. Bakın dikkat edin yine branşlara bakın. Kürek, tenis yani azınlıkların yapmış olduğu branşlar hep bize getirilmiş arkadaşlar. Voleybol, sonra da yüzme arkasından da devam ediyor. Belki böyle küçük bir kronolojik sırada sorulabilir. TC'yi söyledik. TSK arkadaşlar. TSK'nın önemli bir yanı var. Türk Spor Kurumu. Bazı arkadaşlarımız buna Türk Silahlı Kuvvetleri diye kodlamış olabilirler. İlk defa partiyle devlet ile birlikte yönetilen bir kurum. Partili devlet yönetimi kurulan bir yönetim. Bunda ilk başkan arkadaşlar Ali Hikmet Aydemir karşımıza gelebilir. Parti ile spor örgütünün bir arada kurulduğu, devletin bir arada kurduğu bir örgüt. Farkı bu arkadaşlar. Partili devlet yönetimi olarak karşımıza gelebilir. Bunu da unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk olimpiyat madalyasını Ahmet Küreşçi almıştır arkadaşlar. 1936 Berlin olimpiyatlarında güreş.
Unutmayın, ilk altın madalya ve ilk madalya erkekler tarafından güreş branşında. Bitti. İlk altın madalya ve ilk madalya arkadaşlar. İlk madalya önce geliyor çünkü bronz madalya almış Ahmet Küreşçi. Şeyden sonra Yaşar Erkan'dan sonra ilk altın madalyayı da Yaşar Erkan alıyor. Bence isimler pek fazla önemli değil ama 2019'da yayın yaptık. Kazanımlar çıkmadı. Dedim ki arkadaşlar ikinci sene ya kazanımlar çıkmaz. Rahat olun dedik. 2 sene üst üste kazanım sordular. Farklı bir şekilde çok enteresan bir şey diyemeyeceğim. Ama isim üzerinde de pek fazla durmanıza gerek yok diye düşünüyorum ama yine de bu önemli şeyleri arkadaşlarımız diye işte olimpiyatların ilkleri falan değil de bu olimpiyatların önemli şeyleri işte adam almıştı tekvandoda ilk kim madalya kazanmış güreşte hayır arkadaşlar bunları az bir ezberlemenize gerek yok. Sadece alacağınız ilk altın madalyaydı erkeklerde ya da ilk madalyayı alan. Ben bunları aldım. Gerisini almadım. Arkadaşlar birkaç diye hocam işte olimpiyatların ilklerini falan aldım. Gerekli olanları aldım. Diğerlerini almadım. Sizler de o şekilde alın arkadaşlar. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü var arkadaşlar. Bu da önemli. Bu da sporun devlet eliyle artık yönetilmesi arkadaşlar önemli. Sporun devlet eliyle yönetildiği arkadaşlar kurum 1938 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü. Bunu da bu şekilde kodlayacaksınız arkadaşlar. Başkanı da Cemal Tahir Taner. Bunu da not alalım. 1938. Önce TİCI, arkasından TSK, arkasından Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, arkasından da Gençlik Spor Bakanlığı. Bu şekilde gelir arkadaşlar. Evet, Gençlik Spor Bakanlığı da 1969'da kuruldu. İlk başkanı İsmet Sezgin. Arkadaşlar ilk bakanımız İsmet Sezgin Spor Bakanı. Bunu da bir köşeye not alın. Ola ki belki olur. Ben şu şeyi çok seviyordum. Hoşuma gidiyordu. Sınav şeylerde sorularında özellikle sordum.